Kolesterol normalde aslında vücudumuzda karaciğer tarafından üretilen hücrenin yapı taşı olarak adlandırılan bir madde. Ve vücudun buna aslında ihtiyacı var. Ve karaciğer bir fabrika gibi bu kolesterolü üretmekte ve bu kolesterolün ana maddesi de yiyeceklerden alınmakta. Bilindiği gibi LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterol, HDL dediğimiz iyi kolesterol ve bunların arasındaki yoğunluklarda olan kolesterolün toplamına total kolesterol demekteyiz. Peki nedir bu iyi kolesterol, kötü kolesterol? Nedir iyi kolesterol ne yapıyor? Kötü kolesterol ne yapıyor? Kötü kolesterol dememizin nedeni ne? Normalde vücutta belli bir miktarda bunun bulunması gerekiyor ve kanda dolaşıyor. Ancak olması gereken miktardan fazla olduğu zaman HDL kolesterol dediğimiz, yani bu iyi kolesterol, bu fazlalıkları toplayıp tekrar karaciğere getiriyor. Ancak bu aşırılık daha da fazla arttığı zaman bu kötü kolesteroller artık kötülük yapmaya başlıyorlar ve gidip damarların içerisine girerek damarları daraltıncaya kadar, oradaki plaklar oluşturup plakların çatlamasına ve kalp krizine yol açıncaya kadar kötülüklerini devam ettiriyor. İyi kolesterol de bunları bu kötü yoldan geri çevirmek. Bir diğer yağ da trigliserit biliyorsunuz vücudumuzda. Bu da yine aynı şekilde kalp damarlarında bir takım problemlere yol açmakta. Peki biz bunların tedavi için ne yapmaktayız? Neler yapılmalı? Yine yaşam tarzı değişiklikleri bizim için çok önemli. Bir kere fazla kilodan kurtulmalıyız. Fazla kilonun ne olduğunu biliyor muyuz? Eğer kilonuzu boyunuzun metrekaresine böldüğünüzde 25'in altında ise bu normal kilolusunuzdur. 25 ile 30'un arasında ise bu fazla kiloludur. 30'un üstünde ise obeziteden bahsedilir. Bizim amacımız fazla kiloyu ve obeziteyi yakalayıp 25'in altına çekmeye çalışmak lazım. Bunun için bir takım diyet önerileri piyasada adlandırılmakta. Aslında bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok ama bizim diyette esas amacımız sağlıklı ve dengeli beslenme. Bir takım muzır yiyecekler vardır. İşte sakatat gibi, salam, sosis, sucuk gibi, yoğurt, peynir ve sütün yağlısı, yağlı börek, çörek tipi şeyler. Bunları mümkün olduğunca az tüketmek gerekiyor. Bu hem kolesterolün vücutta az olmasını sağlamak, hem de obeziteyi, fazla kiloyu azaltmak amacıyla yapılmalıdır. Bunun yanında yine yürüyüşler, egzersizler fazla kilonun ortadan atılmasını sağlayarak hem tansiyonun hem kolesterolün azalmasına neden olabilir. Fazla kilo bunun dışında neler yapabilir? Göbek çevresinde oluşan yağlanma ile metabolik sendrom dediğimiz hastalıklarla şeker hastalığı benzeri insülin direnci oluşturarak yine damarlarda, vücutta kalp damarlarını bozan bozukluklara yol açabilir.